Hoca'nın akademik çalışmaları arasında Türk aydınlığının din anlayışı, kutsanmış görüntüler, öteki Türkiye'de din ve modernleşme, gündelik hayat ve dinsellik, ara dönem din politikaları, sınırları yoklamak, Alevi modernleşmesi, dini sosyaliteler ve din sosyolojisine geliş başlıklı kitaplar yer almaktadır. Sayın Subaşı son yıllarda edebiyat alanında da yazmakta ve bu çerçevede de birçok kitabı bulunmaktadır. Edebi eserleri arasında Yaz Dediler Anı, Zamanın Behrinde, Yenisi Hikaye, Tedavülü Kitaplar, Dışarıdaki Havalar, Söz Uçar Sızı Kalır, Biz Dışarıda Kalanlar ve Gelince Söylerim bulunmaktadır. Sayın Başbakan Başdanışmanım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Okul Müdürüm, Sayın Öğretmenlerim ve değerli öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere Bir Kimliğin Serüveni adlı söyleşisini sunmak üzere Sayın Doktor Necdet Subaşı ile baş başa bırakıyoruz. Beni de idare eden bir cümle kurarsınız. Çünkü çok bozulurum yani böyle bir şeye.
ben doğrudan sizin kuşağı hesaplayarak yazmadım. Keşke bunu dikkate alsaydım. En azından sadece sizin için bir kitap yazabilmiş olsaydım ama maalesef böyle bir şey olmadı. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii İmam Hatip Lisesi'nde okumak, bu toplumda başka yerlerde okumaktan çok farklı bir şey değil. Öncelikle bunu konuşmak lazım. Yani İmam Hatip'le okumak, bazen slogan olarak ayrıcalıklı bir şey olduğuna vurgu yapıyoruz. Bazen İmam Hatip'le olmak başka bir şeydir vurgusu yapıyoruz ama bunu çok abartmanın tehlikeli olduğunu düşünüyorum. İmam Hatip de sonuçta bu ülkedeki diğer okullar gibi bir okuldur. Yasalara bağlı, yasalar çerçevesinde kendini inşa eden eğitim müfredatı, eğitim materyalleri, üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen, dolayısıyla bu ülkenin birliği, dirliği içinde kendini inşa eden bir okul. Dolayısıyla çok ayrıcalıklı, çok farklı, seçilmiş bir topluluk havasına girmemizi yadırgarım. Öyle bir şey yok. Hepimiz bir başkası kadar seçilmiş, hepimiz bir başkası kadar eşit, hepimiz bir başkası kadar huzuru arayan insanlarız. Dolayısıyla imamette olmamız, hani bir mutluluk kaynağı olabilir, aidiyet kaynağı olabilir ama çok da abarttığımız zaman toplumda hiç hesaplanmamış ayrışmalara da neden olmuş olabiliriz. Onun için buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman niye burada okuduğunuz, hatta burada neler yapıyorsunuz, ne tür eğitim görüyorsunuz tarihinde, çevrenizden tuhaf sorularla da karşılaşıyor olabilirsiniz. Sizi yadırgayanlar olabilir. Sabahtan akşama kadar namaz mı kılıyorsunuz? Sabahtan akşama kadar ruh mu çekiyorsunuz? Burası bir manastır mı? Burada neler oluyor falan gibi. Böyle çok fantastik, çok romantik sorulara da muhatap oluyorsunuz. Çoğuna gülüp geçiyorsunuzdur çünkü böyle bir şeyle karşı karşıya değilsiniz. Burası da sonuçta bir, evet bana bir mesaj geliyor ama okuyamıyorum ki ondan. Evet, benim kitaptan mı? Evet. Değil mi? Evet. Ben cümlelerimi bulurum her yerde. Evet. Çok teşekkür ederim ama benim zihnim bölünüyor. Ben yaşlı bir adamım. Cümleleri öyle hemen hızlı toparlayamam. Evet. Dolayısıyla bu okulların niteliği, kıymeti, değeri konusunda toplumda bir takım tartışmalar var. Bazıları maalesef üzücü bir şekilde bu okulları bir gelecek alameti, bir irticai bir figürik olarak görmeye çok hevesliler ama inovatif okulları yıllardır bu iddiayı, bu töhmeti havada bırakacak, boşta bırakacak bir kişilik sergilediler. Şükürler olsun inovatif liselerden böyle geçmişin karanlık dehlizlerinde kaybolmayı göze alan, buralarda yaşamayı tercih eden bir kuşak çıkmadı. Ben de bir muhakkak yazılıyorum. Hangi yılı yaşıyorsam o yılın gerçekliği içinde yaşamak isterim. 2017'deyiz. Zihnimde 1900'lerde, ne de 2050'lerde falan. Ben bugün burada bu saatte yaşıyorum. Bugün anladığım bir dünyanın parçasıyım. Bugün anladığım kadar sorumluluklarımı yerine getirmek istiyorum. Kulluktan söz ediyorsam bugünün değerleri ve ölçülerini hesaba katıyorum. Dolayısıyla 2017'de yaşıyorum. Birkaç gün sonra 2018'de nasip olursa yaşayacağız. Gözüm ne çok yerlere gidiyor yaşamak için. Yani ben nostaljik bir adam değilim. Ne de ilerlere gidiyor. Hayalperest biri de değilim. Böyle ütopik biri de değilim. Sadece şunu yapmaya çalışıyorum. Ayaklarımı sağlam yere basmak ve yaşadığım dünyanın hakkını vermek istiyorum. Tabii ki yaşadığınız dünya sizi çeldirebilir, yoldan çıkarabilir, ayağınızı bozabilir, sizi olmadık hikayelerin içine çekebilir, sizi şarampole yuvarlayabilir. Bu tür durumlarda da ölçülere ihtiyacınız var. Her durumda, hangi dönemde, hangi yüzyılda yaşarsanız yaşayın, ilkeler, değerler, ahlaki ölçütler, normlar sizi ayakta tutacak ve sizin bir yanlışa düşmenizi önleyecektir. Tabii genç arkadaşlara bir çağrı niteliğinde söylemek istemem ama insan yanlış yapan bir varlık. İnsan mütemadiyen doğru yapan bir varlık değildir. Zaman zaman yanlış yapar, zaman zaman ucura düşer, zaman zaman kazaya uğrar ama bunların tövbesi, bunların bir şekilde geri dönüşü mümkündür. Yeter ki insan yaptığı şeylerin anlamını, değerini, niteliğini bilebilsin. Bu anlamda kendinizi çok da fazla karamsarlığa gitmenize gerek yok. Sadece bu dünyanın insanı olmanın yollarını bulun. Bu dünyanın insanı olma kavramı etrafında biraz konuşmak istiyorum izin verirseniz. Biraz yukarıdan gitseydim zamanın ruhundan bahsedecektim ama biraz aşağı çekmek zorundayım konunun anlaşılması için. Bu dünyanın ruhuna dikkat kesilmek demek, bu dünyaya teslim olmak falan değil. Bu dünya
dünyanın beklentilerini karşılamak hiç değil. Bu dünyanın etrafımızdaki insanların bizden beklediği şeyleri yapmak, hayat hangi yöne gidiyorsa o yönde tercihlerde bulunmak değil. Tam tersine, hayatın akış yönünü bilmek, hayatın nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olmak ve kendi değerlerinizle, ölçülerinizle o değerler dünyasına aşina olmayı kastediyorum. Yani şu demek, yaşadığınız dünya zaman zaman sizin zıvanadan çıkmanızı talep edebilir. Zaman zaman sizin ölçülerinizi karıştırmanızı bekleyebilir. Zaman zaman sizin ayarlarınızı bozmayı talep edebilir. Size düşen her durumda ayarlarınızı korumaktır. Ama bu şöyle bir şey. Hangi dönemde yaşıyorsanız o dönemin, o dünyanın, o evrenin taleplerini de bilmek zorundasınız. 2017 yılında 1885 yılında yaşıyor gibi yaşayamazsınız. Böyle bir durum çok absürt, çok karikatürize bir durumdur. Aynı şekilde okuduğumuz kitaplardan izlenerek ya da bir takım fantastik yönelimlere kendinizi kaptırarak gerçeklik değeri olmayan, bütün hiçbir anlamı olmayan bir rüyada da yaşayamazsınız. Rüyalardan duyanlar, hayallerden ayırmak ve gerçek bir dünyada yaşamanın yolunu bulmak zorundasınız. Ben şimdi sizlere sağlam bir uzaklık bir yol izlemeye çalışırken karşılaşabileceğimiz yolculukları ifade etmek için birkaç madde sıralamak istiyorum. Bu maddeleri sizler de kavradığınızda, sizler de hissedeştirdiğinizde öyle sanıyorum. Biraz daha hayat içindeki yolculuğumuz keyifli olacak ve yolculuğumuz çok fazla kaza, çok fazla badire atlatmadan güzellikle tamamlanacak. Tabii çok büyük iddialar var. Ben kendi gençliğimden birkaç örnek vermek istiyorum. Yaşları benimle hemen aynı olan hocalarımız da var. Sanırım onlar da aynı deneyimi yaşadılar. Mesela biz İmavati'de okurken dünyayı değiştirme kudretini kendimizde buluyoruz. Bunu övünmek için falan söylemiyorum. Yadırgamak için söylüyorum şu anda. Dünyadan habersizlik ve dünyayı değiştirecek potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Bize bir teslim etsinler dünyayı, iki günde ayarlar. Yıllar sonra bu eğilimini köydeki kahvede bu ülkeyi bana teslim etsinler, iki günde memleketi düzeltirim diyen Tütüncü Mehmet amcadan farkı olmadığını fark ettim. Dünyadan haberimiz olmadan dünya üzerine ahkam kesmek bir bilinç meselesidir. Ve dünyayı değiştirmeyi, dünyaya yeni bir düzen katmayı, ilerleyen süre gelen bir yapıyı değiştirmeyi arzu ediyorsanız, o düzenin hiç de hoş olmayan taraflarını ya onarmak ya da yerle bir etmek istiyorsanız, o dünyadan haberdar olmak.